Açtık bir video daha. Sohbet devam etsin. Abonelerime bir teşekkür etmek istiyorum. Güzelce bir seneyi bitirdik. Küfürsüz, kaba konuşmadan, kavga çıkmadan sayfalarımda hiçbir yerde. Hepinizden Allah razı olsun. Tam adamlarısınız ha. Vallahi tam sayfama yakışan adamlar yani. Güzel güle güle sohbet ediyoruz. Gırım gırım gırıl yok lan. Böyle olacak arkadaş. Tadı çıksın biraz. İnşallah bu sene de böyle gider yani. Öyle kavga gürültü olmadan, küfür olmadan. Ya. Ne yapalım millet? Ne yapsak ki lan? Kahve de içmiyorum bak. Geçenki kahve içtiğim videoya biri yazmış altına. Belki de şaka yaz bilmiyorum. Bu adam konyak içiyor kahve deyip diyor. Lan ne kadar içimde şeylik valla, kötülük lan. Bak arkadaşlar, bazı şeylerde herkes insan neyse kendi aynısını başkasına söyler. Yani böyle şeyler yani. Yani o çocuğa demiyorum, o belki şakayla yazmıştır ama yani böyle şeyler. Demek ki kendisi konyak içiyor ki biliyor işi bak. Bilmese yer, o boku yer mi? Demez mi? Lan ben içsem ben sizle, ben kuldan mı korkacağım? Allah'tan korkmayan insan kuldan niye korksun? Ben Allah'tan korkarım, başka kimseden korkmam. İçiyorsam içiyorumdur, içmiyorsam içmiyorumdur. Herkesin günahı da sevabı da kendinedir, biliyorsunuz. Herkes yaptığını şey olur. Saklayacak değilim ha işte, basın toplantısı 10 muydu neydi o benim geri gelişim Facebook'tan. Size teşekkür ettim, hoş geldiğine geldiniz de. Şekerim kolonya mı yiyordu da bir canlı video yapayım dedim size sağ olun diye. Aldın, moralim bozuktu orada, ne oldu? Açtım viski içtim. Ne korkacak kimden? Ben içiyorsam içiyorum, içmesem içmiyorum. Niye hepsinde içmiyorum? Demek ki sevmiyorum, içmiyorum ben. Ama bazen tik attığımda gidiyor, öyle bir tere oldu yani. Kimi de demiş bu adamın kafası iyi, konyak içiyor yani iyi konuşuyor, bak nasıl konuşuyor diye. Lan kafa mı iyi olacak konuşmak için? Sohbetin tadı kafayı bulmadan da olur. Yani her konuşan yani kafasının iyi midir yani bilmiyorum yani. Sohbeti iyi bulanlar. Ben alkole gerek yok sohbet bu konuşmak için. Ne yapacağım bilmiyorum. Hafta içinde gösterir olacaklar. Planlarımız ne? Haberim yok. Bilmiyorum. Atom Karınca'yı daha Frankfurt'a götüremedim. Daha hala burada duruyor. Hollanda'ya gidecek aslında da. Frankfurt'a kadar götürebilsem de. Azıcık da Serdar'ın orada dursa. Oradan da bir çaresini buluruz. Kay Hollanda'ya nasıl gidecek? Gelip mi alınacak? Yani. Daha duruyor araba ya. Sağ olsun Ufuk Bey de hiç aradığı yok. Lan ne yaptın lan arabayı lan? Niye getirmiyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ne bakıyorsun demiyor arkadaş adam ya. Ben böyle adamlara var ya canımı veririm canımı ya. Böyle adamlar daha hala var ya. Sen 1100 lirayı ver arabaya da öde de daha hala araba elinde olmasın yani. Ya adam zaten biliyorum hayır için yaptı onu yani. Hayra gitti diye yani. Dese o arabaya 1000 lira verilir mi? 1000 euro. Adam 1050 euro ödedi. Yani sırf hayır için. Onun için o adam, o Allah rızası için yaptı. Ben o parayı dinle yani böyle diyorsunuz ya, hani dolandırıcı ne olur da öyle. Dolandırıcı diye gitse, ben dolandırmış da olsam, Ufuk Bey onu Allah rızası için verdi. Yani bu kadar basit. Kime giderse gitsin. O Allah rızası için verdiyse o kabul olmuştur. Ya işte böyle. Ne yapsak ki arkadaşlarım? Diye ne yaptık işte bir şeyler bulduk. İnşallah. Bir ilerleme olacak. Ah.
Ne desem ki ya? Hangisini anlatsam ki diye düşünüyorum. Kafamda 40 tane gavallık dönüyor şimdi. Yalnız hepsini diyemiyorum. Bazılarının içinde bir şeyler var. Olmuyor. Herkese olmuyor yani. Onun için onlar kendime kalacak. Hatıra defterime pek olmuyor. Bunlar benim hep hatıra defterim yani. Size demiştim bir videoda. 2014'te mi 13'teki videoda mı bilmiyorum. Macar videomda da olabilir. Hatıra defteri bunlar bana biliyorsunuz. 2011'den başladım. Hatıra defteri diye böyle geliyor. Çünkü benim evimi şimdi gelseniz 10 tane jandarmayla arasanız çekmeceleri bilmem yastık altı, yorgan altı bilmem ne bokusa bir tane şu kadar not bulamazsınız benim yazım olan. Sadece imzalar hariç. Bazı evraklar mevraklar olur ya onlarda imza atılıyor Ali Can yazılıyor o. Ondan başka şöyle bir kenara yazı yazıp da şuraya koydum bilmem ben yok. Yok arkadaş inanmasınız ama yok. Şuradan ölsem gebersem şimdi çıkartsalar beni buradan. Şu evi arayıp yırtsalar Ali Can bir şey yazdı mı diye bir yazılı bir kağıdı notu yok bulamaz. Ben yazmam. Sevmem yazmadım hiç yazamam. Üşenirim. Öyle şeyler üşenirim. Onun için bu videoları yapıyorum ya. Kızıma kalsın sonunda. Babam buydu desin veya babam ne konuşmuş zamanında falan. Yani böyle hatıra. Ya çünkü evde kağıdım yok. Bir yazılı notum olmaz. Bulamazsınız. İmzamdan başka hiçbir şey çıkmaz bu evde benim. Ali Can yazmış diye şöyle bir. Eskiden SMS'ine yazardım öyle. Karı yalancı. Karı aldık da sonra ondan. Lan yok şaka ya ben. O da saklamış mı? O da yazmayı sever. Şöyle bir defter var. 3 tane defter bak. Böyle böyle inan kalın kalın 3 tane defter. Hep benim SMS'lerle yazılı doluyor. Yazdığım buna SMS'leri. Hem de her noktasıyla virgülüyle benim kötü Almancamla ilk zamanla bundan yazmaya başlayınca ben alıştım böyle biraz öğrenmeye yazmayı. O zamana kadar yazmayı ne ben pek bilmiyordum. Yaza 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 öğrendim yani SMS'i. Telefon şeyine. Onun için bu da hep not almış yazmış hep SMS'lerimi. Silemiyorum. Lan dedim sil ben sana yine aynısını söylerim. Aynısını yazarım. Cık. Silemiyorum. Nasıl yazdın? Nasıl üşenmedin Allah bela? Tövbe ya. Ya sövmeyin yazık. Hanımım yazık ya. Ya hanımım benim canım yani. Bakmayın siz öyle karı marı hanım karı avrat mavrat diyorum ara sıra ama arkadaş onlar şakayla ben hanıma alırken yani alırken dediğim elma almıyoruz. Yani beraber olduğum zaman sana söz veriyorum seni mutlu etme seni hiçbir zaman üzmeyeceğim. Yani kesinlikle benimle beraber olduğuna pişman olmayacaksın dedim. Ve ona da gayret ederim. Bu bana emanet şimdi yani. Bunun iyi olup kötü olması benden sorumlu arkadaş. Ben de canımı ortaya koyarım. Bunu mutlu etmek için hanımım. Ben böyleyim ya. Üzmemek için. Allah'a çok şükür. Şimdi kadar tık yok. Bir kere üzmüş değilim. Bak bir kere üzmüş değilim. İnanmazsınız. Üzemem. Söz verdim çünkü. O da bana güvendi geldi ya. Yani bana güvenip geldiğin için ben seni mahcup etmeyeceğim. O kadar basit. Hanımla da böyle işte yuvarlanıp gidiyoruz. Bu çok sakindir öyle. Onun için ben bunu pek karıştırmıyorum. Bak, bazı videolarda gördüm. Saat oturup hiç konuşmuyor. Yani bu hem utangaç hem öyle şeyleri sevmez benim gibi öyle cappur cuppur dandik işlerle uğraşmaz bu sevmez öyle benim gibi. Ben bir başkayım. Da bunu da kendime benzetmek istemedim yani onun için böyle buna pek dokunma. Diyor mu Alman Türk işbirliği diye yani. Uyum güzel yani. Belki gidince ya böyle işte arkadaşlarım. Ya ben de sizleri çok seviyorum. Vallahi hepinize teker teker görüşmek konuşmak isterim ama hep nasıl olacak bilmiyorum. Ne yapacağız? Ne okuyacağız? Nerede olacak? Çok zor bu konular bunlar. Ben burada siz orada olmuyor ne bileyim. Ama bir gün dünya küçük biliyorsunuz. Bak
hatıra kalıyor diyor ama benim videolarım gerçekten hatıra kaldı. Bak Mersin'de beni bir arkadaşım yakalamıştı değil mi? Mersin'e girdiğim gün İrem Kesici mi nedir o kadının ismi ben bilmiyorum her ne bokusa da onun konserine gidiyorduk. Bir, saçı kısa kesik yani. Bir abimiz Kayserli Mersin'de beni yakaladı. Tanıdım abi ayakkabından diye. Önümüze geçti video yap dedi. Ya, parlak Ahmet tuttu bana. İçmezmiş içerim hala. O arkadaşımız vefat etmiş. Bak o videosu hatıra kaldı bana. Allah nur içinde yatırsın. Yani Allah rahmet eylesin. Abimiz kardeşimdi. O videonun altına yazmış biri gördüm. Abi bu rahmetli oldu diye. Bak daha geçen sene Ramazan'da beraber görüştük. Video yaptık. Tesadüf. Beni tanımış geldi orada sahilde oturuyordu. Adam rahmetli olmuş. Gencecik. Ya o videosu bana hatıra kaldı. Bak yani. Belki de hiç videosu yoktu o adamın bak. Hiç. Ama şimdi bir tane videosu var. Ya bunlar işte böyle. Ben onun için yani bu videoları. Kalın sağlıcakla. Bunu da bitirdik bam. Bunu da 12 dakikaya kadar ulaştırdık. Hadi bam. Ciao bella.